Konumuz cebirsel ifadeler. Bakalım cebirsel ifadedeki kavramlar nelermiş? İlk kavramımız değişken. Cebirsel ifadelerde kullanılan harflere veya sembollere denir. Bilinmeyen olarak da kullanılabilir. Terim, cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemleriyle birbirinden ayrılmış kısımlara denir. Katsayı, her bir terimde bulunan çarpım durumunda olan bilinen sayı denir. Eğer terimlerin yanında bilinen bir sayı görünmüyorsa kaç sayı terimin işaretine göre 1 veya eksi 1'dir. Sabit terim değişkenin olmadığı terime denir. Değişkeni olmayan terim yok ise sabit terim 0'dır. Şimdi bakalım örneğe burada bir tane. Bize verilen 2x kare artı 5x'e artı 10 bütün olarak bir cebirsel ifadedir. Bu cebirsel ifadede Şimdi tek tek terimleri inceleyelim. Cebitel ifadenin başından diğer işarete kadar yani buradaki artıya kadar bir terim. Yani birinci terim burada 2x kare. Bu işaretten diğer işarete kadar yani bu artıdan diğer artıya gelene kadar yani 5xy kısmı ikinci terim. Burada artı alsak da olur, almasak da olur başına. Çünkü önüne artı yazmazsak zaten artı demektir. Ama eksi varken mutlaka eksi yazmamız lazım. Yine burada kalmıştık. Bu artıdan da sona kadar yani artı 10. Üçüncü terim. Demek ki buradaki terimler 2x kare, 5x ve 10. Bakalım değişkenlere. Değişkenler her bir terimde varsa eğer bilinmeyenler yani harflerdir. Burada x var, burada x var, burada yok. Farklı olarak bakarsak yani farklı harfler hangileri var? X ve Y demek değişken X ve Y'dir. Kat sayılar her bir terimde olan bilinen sayılardır. Buradaki bilinen sayı 2, buradaki 5, burada 10. Demek ki kat sayılar 2, 5 ve 10. Sabit terim de değişkeni olmayan terim. Burada değişken X var, burada değişken X ve Y var, burada değişken yok. Demek ki sabit terim burada 10. Yine benzer bir örneğe bakalım. Cebirsel ifade bize 4x 3y artı z 7 olarak verilmiş. Yine tek tek terimleri bulursak en baştan diğer işarete yani eksiye kadar 4x bir terim. Eksiden diğer işareti artıya kadar yani eksi 3y ikinci terim. Buradaki eksiyi mutlaka alıyoruz. Almazsak artı gibi gözükür. Eksi 3y ikinci terim. Buradan artıdan diğer işarete yani eksiye kadar z üçüncü terim eksiden sona kadar da eksi 7 dördüncü terim. Değişkenler bakıyoruz. Harfler yani x var y var z var. Demek ki değişkenler x y ve z. katsayılar her terimde katsayı olmak zorunda. Mutlaka kaç terim varsa o kadar katsayı bulmalıyız. Bunu aklınıza böyle kazıyalım. Çünkü bazen katsayısı olmayan terimi atlıyoruz. Onu yok diye düşünüyoruz. Her terimde katsayı vardır. Birinci terimde katsayı 4. İkinci terimde katsayı eksi 3. Üçüncü terimde katsayı gözükmüyorsa demiştik ki bunun işareti önde artı. Önüne 1 koyarız. Artı 1 olur katsayısı. Tekrar söylüyorum. Burada değişken önündeki sayı gözükmüyor. Yani öyle bir sayı yok. Yoksa bunun katsayısı 1 diyoruz. İşareti artı olduğu için artı 1. Son terim zaten tek başına bir katsayı eksi 7. Sabit terim değişkeni olmayan terimdi. İlk terimde değişken x var. ikinci değişken y var. Üçünde z bir değişken. Son terimde değişken yok. Demek ki sabit terim eksi 7. Cebirsel ifadelere topluma çıkarmaya gelelim. Değişkenleri ve değişkenlerinin kuvvetleri aynı olan terimlere benzer terimler denir. Yani aynı harf olacak. Harfin üssü de aynı olacak. Yani a üzeri 2 ise a üzeri 2 olacak. Sadece a ise sadece a olacak. Ancak bu durumda benzer oluyor terimler. Cebirsel ifadelerde ancak benzer olan terimler arasında toplama çıkarma yapılır. Benzer terimlerde toplama çıkarma katsayılar arasında yapılır. Değişken aynı kalır. Bakalım ilk örneğe. 7x artı 5x eksi 8x. Beraber çözelim şimdi bunu. Evet bu soruda bize toplama çıkarma işlemi sormuş diye bir sürü ifadelerdi. Toplayıp çıkarabilmek için benzer olması gerekiyordu. Evet bunların hepsi benzer. Çünkü değişkenler x, x ve x. Hepsini toplayıp çıkarabilirim. Toplayıp çıkarırken kas toplayıp çıkaracaktım. Değişkeni aynı bırakacaktım. Bunun kas sayısı 7. Bununki artı 5. Bununki eksi 8. 7 artı 5 12 yapar. 12 eksi 8 de 4 yapar. Değişken x'ti. Değişkeni aynen bırakıyorum. Demek ki bu çıkarma işlemi ve toplama işleminin sonucu en sade olarak 4 x şeklinde yazılabilir. İkinci örneğimiz 7 a kare b eksi 3 a kare b. Bakalım sonucuna ya da çözümüne. Evet bu soruda da bunları çıkarabilmek için benzer olması gerekir. Bakalım benzer mi? Benzerlik için değişkenlere ve kuvvetlerine bakacağız. A kare var. Evet burada da A kare var. B var. Burada da B var. Bunlar benzer. Çıkarabiliriz. Çıkarırken kat sayılar arasında işlem yapıyorduk. Bunun katsayısı 7. Bununki eksi 3. Peki 7 eksi 3 dersek 4 yapar. Değişkenler A kare B idi. Bu aynen kalır. Demek ki bunun sonucu 4 A kare B. Üçüncü örneğimiz 3x artı 2 artı 6x eksi 5 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım çözümüne. Evet bu tür parantezli sorularda mutlaka şuna dikkat edelim. Parantez önünde eksi işareti olsaydı mutlaka onu içeri tek tek terimlere dağıtmamız gerekiyordu. Çünkü eksi çarpıldığında terimlerle işaretini değiştirir. Burada bir eksi işareti yok parantez önünde. O yüzden burada direkt bakabiliriz. Burada toplama işlemini yaparken Önce sadece benzerler arasında işlem yapmaya çalışacağız. Yani şu. 3x'in benzeri burada 6x. 3x ile 6x toplanırsa 9x yapar. Burada sabit terim artı 2. Burada sabit terim eksi 5. Sabit terim arasında işlem yaptığımızda artı 2 eksi 5 farklı işaretli çıkarmalıyız. Çıkarırsak 5'ten 2'yi 3. Büyük olan işareti gelecek. Eksi 3. Bunları birbirinden çıkarmaya çalışmıyoruz. Çünkü bunlar benzer değil. Bunda x var, bunda yok. Yani en son, en sade şekilde bu şekilde bırakmamız gerekir. Demek ki bunun sonucu 9x 3. Dördüncü örneğimiz 3x 2 eksi 2x artı 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım çözümüne şimdi. Evet yine burada parantezli bir işlem var. Dikkat edeceğimiz şey yine şu. Bunun önünde bir eksi işareti yok. Bunu olduğu gibi kullanabilirim. Ama buradaki eksi işaretini mutlaka bu parantezdeki her terime dağıtmam gerekir. Şimdi buradaki 2x'in önünde hiçbir işaret yokken bu normalde artıydı. Eksi çarpı artı yaparsak eksi 2x olmuş oldu. Yine bu artı 4 işaretiyle eksi çarparsak eksi ile artının çarpımı eksi 4 olmuş oldu. Şimdi bakalım hangileri benzer hangileri değil. 3x'in benzeri eksi 2x, 3x eksi 2x yani 3 eksi 2, 1x yapar. Sabit terimlerde eksi 2 ve eksi 4 aynı işaretli bunlar toplamam gerekir. Eksi 6 yapar. Burada katsayı olarak 1 gözüküyordu. Bu 1'i istersek yazmayız ki çoğu testte şıklarda bu 1 yazmayacaktır. Sonuç o zaman x eksi 6 yani c şıkkı olur sonuç. Cebirsel ifadelerde çarpma, çarpma işlemi yapılırken varsa önce katsayılar, sonra değişkenler çarpılır. Bakalım buradaki örneklere tek tek. 5 ile 2 ile 5x çarpılırsa 2 çarpı 5 katsayıları çarptığımızda 10. Bir tane x değişkeni vardı. x aynen kaldı 10x. Burada 3x ile 7x çarpılmış. Önce katsayılar 3 çarpı 7 21. X ile X'i çarptığımızda 2 tane X çarptığımız için X kare yani X üzeri 2 olmuş oldu. Burada şu kaç tane aynı harfi çarparsam o kadar kuvvet üzerine yazıyorum. Eksi 5 A kare ile 4 A'yı çarptığımızda önce kat sayılar. Eksi 5 ile 4. Eksi 5 ile 4 çarpılırsa eksi 20 yapar. A kare ile A'yı çarptığımızda burada 2 tane A var demektir. Burada bir tane A var. 2, 1 burada 3 tane a çarpılmış o da a üzeri 3 yani a küp olarak yazılır. Eksi 4 ab kare ile eksi 3 ab çarpılmış. Önce katsayılar sayılar? Eksi 4 ile eksi 3 çarpılırsa artı 12 yaptı. a harfi ile a harfi çarptığımızda 2 tane a oldu a kare oldu. B kare ile B çarpıldığında burada 2, burada bir tane B var. Toplam 3 tane B çarpıldı. B üzeri 3 oldu. Ve çarpma işleminin dağılma özelliğine bakarsak. Burada dışarıdaki 3 çarpımını parantez içindeki 5x 4 diye cebisi ifadesine dağıtacağız. Dağıtma işlemi şuydu. 3 ile önce 5x'i sonra 3 ile eksi 4 diye çarpacağız. Bu da gördüğünüz gibi 3 çarpı 5x sonra eksi 3 çarpı 4y çarptığımızda burası 15x burası da 12y yaptı. Ve bu dağılma özelliğinin ikilisi yani 3x artı 2y ile 2 ile 5x artı 4'ü çarptığımızda az önce yaptığımız dağılmayı iki defa yapıyoruz. Yani önce 3x'i diğer parantezi dağıtıyorum. Sonra artı 2'yi dağıtıyorum. Sonra en son benzer var mı yok mu bakacağım. Varsa eğer topluma çıkarma yapacağım. Şimdi bakalım nasıl dağıtmış. Önce 3x ile 5x çarpılmış. Sonra 3x ile artı 4 çarpılmış. Sonra 3x'i dağıttık. 2'ye geçtik artık. Artı 2 ile 5x çarpılmış. Sonra artı 2 ile artı 4 çarpılmış. Şimdi bakalım. 3x ile 5x çarpıldığında kat sayıların çarpımı 15 x ile x, x kare yaptı. Burada 3 x ile 4 çarpıldığında kat sayı var sadece. 3 ve 4, 12. Bir tane x vardı, 12 x. 2 ile 5 çarpıldığında 10. Bir tane x vardı, 10 x. Sabit terimlerin çarpımı da 2 çarpı 4'ten 8 yaptı. Şimdi bakalım benzerlere. Benzer olması için hem kuvveti hem harfi aynı olması lazımdı. Burada x kare var. Başka x kareli yok. O zaman bu tek başına aşağı indi. Ama 12x ile 10x, ikisi de x olduğu için bunlar benzerdir. Bunları toplayıp çıkarabilirim. Artı 12x, artı 10x, ikisi de artı işaretli olduğu için topluyorum. Artı 22x yaptı. Sabit terimden başka yok. Artı 8 kaldı. Bu çarpma işleminin, dağılma işleminin en sade hali bu. Çünkü başka toplayıp çıkarabileceğim bir şey yok. Çünkü başka benzer terim ortada kalmadı şimdi bakalım farklı bir örneğe x eksi 5 çarpı 2x artı 3 cebirsel ifadenin sonucu hangisidir demiş hemen bakalım çözümüne evet burada sıra sıra dağılma özelliğini yaparsak yani önce x'i diğer tarafa dağıtalım x ile 2x çarpıldığında bunun kat sayısı 1'de yani 1 çarpı 2'den kat sayı 2 x ile x'i çarparsak 2 tane x çarpıldığı için x kare x ile artı 3 çarparsak işaretlerin çarpımı bu da artı bu da artı olduğu için artı x ile 3 çarparsak 3x şimdi x'i dağıttık eksi 5'i dağıtıyoruz bunun işareti artıydı unutmayalım eksi 5 ile artı 2'yi çarparsam eksi 10 bir tane x vardı x ve eksi 5 ile artı 3'ü çarparsam eksi 15 şimdi bakalım benzerleri var mı diye 2x kare yani x kare başka terim yok. O zaman bu tek başına kaldı. Ama artı 3x de eksi 10x x de olduğu için benzerdir. Farklı işaret olduğu için çıkaracağız. Ondan 3 çıktı 7. Büyük onun işaretini yazdık. Eksi 7 değişkeni x'ti. Eksi 7x oldu. Sabit terimde başka yok. O zaman eksi 15 diye yazdık. Demek ki bu dağılma özelliğinin en sade hali 2x kare eksi 7x eksi 15. O da bakarsak şıklarda C şıkkı olmuş oldu. Altıncı örneğimiz. KLMN dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım çözümüne. Evet bize dikdörtgenin kısa kenarını 3 xy olarak vermiş. Uzun kenarını da 10x kare artı y 10x kare y olarak vermiş. Bize alan soruyor. Burada alan bulmak için kısa kenarla uzun kenarı çarpacaktık. Yani 3x y çarpı 10 x kare y. Bu işlemi yaparken önce katsayıları sayıları çarpıyorduk. 3 çarpı 10'dan 30. Şimdi değişkenler x ile x kareye çarparken burada bir tane x, burada iki tane x çarpılmış. Toplamda 3 tane x çarpıldığı için x küp yani x üzeri 3 oldu. Şimdi y'lere bakarsak y çarpı y de iki tane y çarpıldığı için y kare olur. Demek ki cevap 30 x küp y kare o da c şıkkı. Yedinci örneğimiz x çarpı 2x artı 3 artı 2 çarpı 3x, 3 eksi x kare cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım çözümüne şimdi. Evet burada önce sıra sıra dağılma işlemlerini yapalım. Önce x'i yanındaki paranteze dağıtıyoruz. Sonra 2'yi artı 2'yi yanındaki paranteze dağıtacağız. Önce burada x ile 2x çarpıldığında katsayı 2, 2 tane x çarpıldığı için x kare. Sonra x ile artı 3 çarpıldığında artı 3x buraya dağıttık. Şimdi buraya geçtik. Artı 2 ile 3 çarpılırsa artı 6 artı 2 ile eksi x çarpılırsa eksi 2 x kare. Şimdi benzerlere bakalım var mı? x kare ile olan bunlar var. Artı işaretli bu. Artı 2 x kare eksi 2 x kare. bunlar farklı işaret olun çıkarılacak birbirinden ve çıkarılınca sıfır kalacak. O zaman bunları bir daha yazmaya gerek yok. 3 x'in başka benzeri yok. Artı altının başka benzeri yani sabit terim yok. Demek ki 3x artı 6 oldu. Bunun en sade hali o da açıklara bakınca D şıkkı olduğunu gösteriyor. Doğru cevabın. 8. örneğimiz bir modelleme. Yukarıda bize büyük olan karenin x kare. Bu içi koyu dolu olan e, dikdörtgenin x, içi boşun eksi x, içi dolu ufak karenin eksi x, içi boş olanın da eksi 1 olduğu verilmiş. Burada tabi yanlış verilmiş. Burası artı 1 aslında. Onu düzeltelim. Bu artı 1 olacak. Buna göre bu modelin e, e, cebirsel ifade olarak hangisinde eşit olduğunu soruyor bize. Şimdi bakalım çözümüne. Evet bu tarz sorulara tek yapmamız gereken şey bunu bir dikdörtgen gibi düşünüp şu üst kenarın ve sol kenarın toplam olarak nasıl yazılabileceğini görmek ve bunları çarpım biçiminde yazmak. Çünkü bunu bir dikdörtgen gördüğümüzde bunun alanını hesaplamaya çalışacağız. Şimdi buradaki uzunluğun x kare olduğuna göre bunun kenarları x x olmalı ki x kare olsun. Her zaman bu şekildedir. Burası artı x kare ise kenarları x'e x'tir. Buradaki beyazların e, her birinin eksi x olduğunu görüyoruz. Eksi x ise eğer kısa kenar eksi 1 uzun kenara x diyoruz. Bana kısa olanlar lazım bakın üstte. O zaman bunların her biri eksi 1'dir. Burada yine koyu olan dikdörtgen var. Bunun alanı x'miş yani artılıymış. O zaman burası 1, burası x diyoruz. Demek ki bana burada kısa lazım olduğu için burası 1 diyorum. Şimdi şu kısmı bulmak için bir tane x var ve yanında 3 tane eksi 1 yani eksi 3 var. Şu kısmı bulmak için bir tane x var yanında bir tane artı 1 var yani x artı 1. Ben direkt şıklara bakarsam x artı 1 ve x eksi 3'ün çarpımını aramak istiyorum burada. x artı 1 ve x eksi 3 bakarsanız direkt a şıkkında karşımıza çıkıyor. Demek ki bu x, x, artı 1 ile x eksi 3'ün çarpımının modellenmiş halidir. Dokuzuncu örneğimiz yine modelleme. Yukarıda modellenen işlem ve sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Modelde bu görüyorsunuz. Bir tane büyük dikdörtgen, iki tane ufak tane büyük kare, iki tane dikdörtgen var. Hemen bakalım çözümüne. Evet, burada modelde yine biz bu dikdörtgen olan büyük parçanın alanını bulmaya çalışacağız. Alanını veren ifadeyi bulmaya çalışacağız. Dikdörtgende alan kısa kenar çarpı uzun kenardı. Bu kısa kenarın zaten x olduğunu görüyoruz. Uzun kenar yani burası da bir tane x var. iki tane bir yani x artı 2 olduğunu görüyoruz. O zaman benim aradığım ifade x çarpı x artı 2. O da görüyorsunuz burada var. Bu da alanın sonucu. İster buradan dağılma özelliği yaparak bunu buluruz. İstersek buradaki alanları tek tek buluruz. x çarpı x'ten bunun alanı x kare. 1 çarpı x'ten burası x. Burası da x aynı dikdörtgen olduğu için bir tane x kare var, iki tane x var. Sonuç B. 10. ve son örneğimiz yine modelleme sorusu. Yukarıda modellenen çarpma işlemi ve sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen çözelim beraber. Evet yine bir modellemede alan bulmaya çalışacağız. Kısa kenar çarpı uzun kenarı nasıl buluruz? Burada kısa kenarı görüyorsunuz. Bir tane x var bir tane 1 var. Demek ki x artı 1. Uzun kenarda da buradan bakalım. Bir tane x var Yanında 3 tane 1 var. Yani artı 3. Demek ki benim aradığım çarpım x artı 1 çarpı x artı 3. O da görüyorsunuz A şıkkında var. Diğer şıklarda yok. Demek ki cevap A şıkkı.